Bugün itibariyle 5.376 lira net işçiye para verilmesi lazım. 5.760 lira olması lazım. İşçiye bugün 384 doları teslim edin bugünkü kur üzerinde. O da yaklaşık eğer 14 liraysa 5.376 lira yapıyor net. CHP belediyelerinde yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret yani asgari ücret 4.500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun. Ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz, ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya, şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim demekle ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Stokçuluk iddiası vardı. Karabük Merkez'in 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tek el oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şunu çok açık net ifade ediyorum. Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler. Dolar üzerinden maliyetler artıyor. Ancak fiyatlar dolara oranla 1'e 5 kat arttırılıyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarının altında astronomik etiketler var. Ayçiçeği yağı fiyatları uçmuş gidiyor. En temel maddeler olan un ve tuz son dönemde %100 zamlanmış durumda. İşte burada asıl sıkıntı ortaya çıkıyor. Asıl sıkıntı fırsatçılık ve vurgunculuk. Hep birlikte el ele verdiler. Ortaya çıkan sıkıntının üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Ucuz yoldan sonuç elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz. Ve bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine gideceğiz. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Dar gelirli insanlar büyük sıkıntı içindeler. Marketlerdeki bu fiyatları görenler burnundan soluyor. Acil neşter vurulması gereken ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu bu durum. Her alanda, hatta otomobil sektöründe bile stokçuların bulunduğunun görüldüğünü söyledi. Gıda maddelerinde yapılan stokçuluğunsa yenir yutulur bir şey olmadığını ifade etti. Önlenmesi için gerekli talimatların verildiğinin altını çizdi. Gıdada vatandaşa bu zulmü yapanlar için gereken adımları atacağız. Bedelini ağır ödeyecekler. Doğru bir çıkış bu. İlgililer de verilen talimatların gereğini bir an önce yapmalılar. Acil ve etkili tedbirler almalılar. Erdoğan'ın dediği gibi katlanır bir durum değil yaşananlar. Bu milletin sofrasına kadar elini uzatanların defterleri bir an önce dürülmeli. Piyasaların ve vatandaşın bir gün bile zaman kaybetmeye tahammülü yok çünkü. Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Yani böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır
otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi, ben Mehmet Bey'e de söyledim, hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz buyur yoluna yine devam et diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız ve üzerine de bu işin gideceğiz. Ayrıca idari tedbirler yetmez. Bu stokçu ve vurguncuların canını yakacak ekonomik adımları da atmak lazım. Bunları terbiye etmek için gerekirse piyasaya güçlü bir şekilde müdahale edilmeli. Ciddi zararlara uğramalılar ki hem onlar hem de aynı yoldan gitmeyi aklından geçirenler bir daha bu tür oyunlara teşebbüs edemesin. Evet, küresel gelişmeler ve kur farkından dolayı yaşadığımız bir sıkıntı var. Ancak son günlerde yaşadığımız pek çok problemle bunların hiçbir ilişkisi yok. Acil ve etkili müdahaleyle bir neşter atılarak çözülecek yapay sorunlar bunlar. İstismar siyaseti bunun üzerine bina ediliyor. Muhalefet partileri tarafından da acımasızca çarpıtılıp alabildiğine kullanılıyor. Adeta yangın daha fazla alevlensin, dört bir yanı sarsın diye körük bile kullanılıyor. Sıkıntıdan daha geniş sosyal kesimlerin etkilenmesi ve üzerinden rant devşirilmesi için ne gerekiyorsa o yapılıyor. Toplumsa stokçulara ve vurgunculara vurulacak kuvvetli bir tokat bekliyor. Bu tokat, pusuya yatıp halkın sıkıntıları üzerinden kazanç sağlamaya çalışanları da sarsacak. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.